herkese. Şu an iğrenç ötesi göründüğümün farkındayım. Ama sizi motive etmek için kendime böyle açmaya karar verdim. Şu an ter içindeyim. Koşudan geliyoruz Rozan'la birlikte. Ve 5.14 kilometre sanırım yaptık bugün. Hem koşu hem egzersiz dahil içinde. Egzersiz derken yürüme, hızlı yürüme ve koşu. Ve parkta bir arkadaşla tanıştık. Yani upload diyeyim artık, yani kendisi bayağı bir 37 yaşında falan kızı var yani. Ama o beni bayağı motive etti. Bugün hiç durmadım. Aplikasyonda yaklaşık 400 kalori yaktığımı söyleniyor. Ve bugün kahvaltı sadece 300 kalori aldım yani. Şu an kahvaltımı yakmış durumdayım. Ama kendimi çok iyi hissediyorum. Kollar da biraz gitse daha böyle kendimi iyi hissedeceğim. Çünkü burada gördüğünüz gibi yırtılmalar var. Ama bu şey oldukça... Bakın... Ama bu koştukça sıkılaşacak, çünkü deninden sonra da öyle olmuştu. Hakkında ne diyorsun bugün? Çok yorucuydu bugün. Ama Rozan'a bravo, çünkü Rozan ta kendi evinden buraya kadar yürüyerek geldi bir 25 dakika. Ondan sonra da aynı benimle koşu yaptı. Bayağı iyi, ama kendisi fazla terlemiyor benim gibi. Sanırım ben bugün, doğum sonrası hormonlar yüzünden bu kadar terliyorum. Bugün 7.5 kilometre. Oo, bak Rozan 7.5 kilometre ve kaç adım yapmışsın? 9386. Yani senin sadece birkaç adımın kaldı bugünü tamamlamak için. Yarım saat yürüyüşüm daha var. Ama daha ne yapacaksın? Eve gideceksin, sonra ne yapacaksın? Pazara yürüyeceğim işte. Aynen. Bugün yarım de saat... eve gittikten sonra hazırlanıp ondan sonra işe gidecek ve işe de bir yarım saat yürüyüş var. Onu da yapacak yani. Biz bir dinleneceğiz. Bir ben gidip bir yüzüme, vücuduma bir su vurayım. Aslında squat'tan yapsak. Ben şu an onu yapamam. Bir vücuduma sorayım, ondan sonra Türk kahvesi içeceğiz bir tane. Derin de okula gitti. Arya kuzu burada. Yeni adı Ponçik. 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 Arya Ponçik. Kız kamerayı görünce suratsız. Ama çok tatlı olmamış mı? Suratsız. Maşallah, bence çok tatlı olmuş. Arya bir gül. Arya bir gül. Çi. 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 Yok, buna çi olmuyor. Hayır, Arya çi gelmiyor. Derin çi diyorduk. Derin dünden hazırdı gülmeye. Arya'ya öpücük vereceğim. Annem, annenenenenenene. Hiseki. Baba ne zaman seni dinlemişim? Ama uyuyor aşkım. Ağzı açık yatıyor. Bay bay. Şimdi ben duşumu aldım. Rozan'ı da bıraktım. Stüdyoya gidiyorum. Platin Stüdyo, Haringey'de. Oraya gidip pasaport fotoğraflarımızı çektireceğiz. Ben ve Arya'nınki. Benimkini çektirmek zorundayım. Çünkü 2018'de, yani bu sene Nisan ayında benim pasaportumun son kullanma tarihiydi. Ama ben tamamen unutmuştum. Ta ki ehliyetimi yenileyeceğim, yenilemeye kadar. Ehliyetimi yenilemek için baktığımda pasaportuma tarih geçmişti. O yüzden de yani bugün bayağı bir koşturmalı ve evrak işleriyle uğraşacağım yani. Genelde bu evrak işlerini Serhat'ın izin günündeyken yapıyordum. Ama bu haftayı bırakmayacağım. Çünkü kayınvalidemlere gideceğiz. Ondan sonra da zaten Serhat dinlenmek isteyecektir. Çünkü son bir aydır patronu tatilde diye kendisi çok yoğun bir şekilde çalıştı. Sadece bir gün izin alabildi. O yüzden öyle. Siz de benimle birlikte geliyorsunuz. Bu arada şey suyumu da aldım yanıma. Bunu sabah koyup dondurmuştum. Çünkü soğuk içmeyi tercih ediyorum. İçinde ne var? Maydanoz var, limon var ve yeşil elma var. Başka da bir şey yok sanırım. Ve birçoğunuz nane ve maydanozun sütü kestiğini söyledi. Ben acayip korktum. Çünkü gerçekten de sütümde bir azalma hissettim. Ondan sonra naneyi tamamen kestim. Çünkü birçoğumuz öyle dedi. Maydanoz da süt kesiyormuş. Ama maydanoz hakkında henüz bir şey okumadım. Eğer o da doğruysa maydanozu da artık keseceğim. Aslında emziren annelere detoks önermiyorlar. Ama ben sadece su yapıp aynı zamanda da beslendiğim için, yani normal günlük yemeğimi de yaptığım için, o yüzden pek şey yanlış bulmuyorum. Biz geldik. Kuzunun fotoğraflarını çektirdik bile. Kıyafetini değiştirmek durumunda kaldım. Çünkü altını pisletmişti. Ama bu daha güzel oldu bence. He? Arya. Pasaport fotoğrafı aynı Derin'in pasaport fotoğrafına benziyor.
Değil mi Arya kızı? Birazdan göstereceğim. Rabia abi çıkartmaya gitti onları. Burası da stüdyo. Ben de bu arada yanda kuaför var. Orada kaşımı bir de üst dudağıma aldım. O yüzden biraz kızarıklık olabilir. Ben de fotoğrafımı çektirdim. Öyle çok almış almış değil. Aynı bu tip. Eğer çok sıkılırsam aynı fotoğraftan ki neden bir insan pasaport fotoğrafında sıkılsın ki, değiştiririm yine. Saçım bu arada iyi uzuyor. Kuaföre sordum ne kadara boyarlar diye. Bu saçı açtırmak, ondan sonra boyamak 120 sterlinmiş. Bu yandaki kuaförde. O yüzden yakın zamanda buraya gelip burada yaptıracağım. Çünkü eskiden de hep gelip burada yaptırıyordum. Yani genç kızlık zamanlarında. Ondan sonra gelmemeye başladım. Ama güvenilir bir yer. O yüzden tekrar gelip burada açtırmayı planlıyorum haftaya. Bu arada bugün de tırnağımı yaptıracağım. Yani bu tırnaklara son kez bakıyorsunuz. Böyle görüyorsunuz. Çünkü bunlar değişecek bugün. Özge! Valla sen çok tatlısın. Ama terlemiş Özge. Kızım nasılsınız? Özgeciğim, son zamanlarda gelen yorumlar hakkında ne düşünüyorsun? Çok saçma buluyorum. Arkadaşlar, bizim aramızda öyle şeyler olmaz. Bizim aramızı aşamazsınız. Lütfen bizi aramızı bozamazsınız. Çok güzel. Ya Allah anladı işte. Bizim Türkçemiz bu kadar. Değil mi? Yılmaz! Yılmaz! Kız nasıl gülüyor bu? Hey. Nasıl gülüyor Ezgi? Böyle oyunu oynayın. De böyle oyunu oynayın. Valla de böyle oyunu oynayın. Hadi sen. Özge hakikaten de şey, bir değişiklik var değil mi bende? Gerçekten bugün böyle bir parlıyorsun. Acaba bugün barniyettim ondan mı? Acaba parlasın bir kuş falan bir şey mi yaptın? Parlamıyor. Ciddi, saçımdan mı? Saçımdan dolayı. Bilmiyorum çok. Çünkü saçım şey. Yazdığın güzelsin de güzel. Baksana saçımdan dolayı. Bugün hiç bağlamadım. Hoş geldin. Yılmaz dayı geldi. Ne haber? İyi de sen ne yapıyorsun? Alışveriş yapmışsın. Alışveriş yaptık ne? Bu evin alışverişi kimden sorumlu? Benden. Çünkü neden? Ben hep kadın, erkek, sen biliyor musun? Her şeyi sen yapıyorsun biliyorsun değil mi? Evet. Bakın şimdi zeytinyağını almış. Ne yapacaksın? Bak burada sarımsak şeyi var. Sarımsak kürü. Evet. Biraz anlatabilir misin sarımsak kürünü? Sarımsak kürü biz. Her şey iyidir ABC'de. Sarımsak limonu 25 gün güneş görmeyecek. Hiçbir şey göre karanlıkta saklıyoruz 25 gün boyunca. Biz bunu 30 gün sakladık. Sadece sarımsak bir de limon. Limon suyu ama. Ne bileyim diyorlar kalplerini damarlarını açıyorlarmış. Biz daha yeni başladık yeni oynamaya başlıyoruz. Dur bakalım öyle. Her şeyin damarını açıyorlar. Şimdi bu da Yılmaz dayımın ektiği buğday çimi. Bunu öyle bir şey yapıyor ki bunları... Gerçekten suyunu çıkartıyor. Gerçekten suyunu çıkartıyor. Bunların özel makinesi var. Plastik yani demir asla değil. Kesmiyor. Birazdan gösteririm size. Hatta şimdi gösterelim. Evet. Onun sıkarak böyle suyunu çıkartıyor ve günde bir shot. Bir shot içiyor sadece. Ve o da yani kanser olmama şeyine iyi geliyormuş. Buranın içine çimeni koyarsın. Buradan çıkarıyor böyle. Bu da böyle şeyleri çıkıyor. Neye? Fazlalıkları. Evet. Suyunu çıkarıyor. Buraya döküyor. Çimeni de buradan çıkarıyor. Bunun aynısından ben de almam gerekiyor. One Chef. İsmi One Chef. One Chef. Arkadaşlar. One Chef. One. Nereden aldınız? Amazon. eBay mi Amazon'dan öyle bir şeyden aldım. Peki bu çim formunu nereden alabiliyorlar? Şoklada dolu. Yemekte ne var? Yemekte bugün bir tane benim yani kendi yaptığım bir yemek. Evet. Sarımsak, bol soğan, bol sarımsak, bir de patlıcan, başka bir şey yok bu yemekte. Bir de pirinç pilav yapacağım tavuk suyundan. Vay be! Kızlar seni! Tutmayın beni, iyi gidiyorum. Derin, uyandın mı? Ezgi. He? Ezgi karabay. Sana bakıyor nasıl? Bak hele. Anne, uyandın mı? Annem oğlum kalktı, al kızını. Al kızını. Koy çuvala. Salla vur duvara. Al. Güveçte yemek. Son hali böyle. Mis gibi görünüyor. Afiyet olsunlar yeğenleri. Hiç yerinde durmuyor. Hiç yerinde durmuyor.
Biz şimdi çıktık Özge'lerden. Özge'nin teyzesi Mersin'den buraya tatile geldi. Ailesiyle birlikte. O yüzden onlara hoş geldin demeye gittik. Şimdi kalktık. Tesco'nun önündeyiz. Park ettik arabayı. Annem tavuk almaya gitti. Bugün yemekte fırında tavuk ve muhtemelen patates salatalar olacak yani. Ama ben sadece tavuk yiyeceğim. Uzun zamandır tavuk yemiyoruz. Herhalde bir hafta falan oldu. O yüzden tavuk salata yiyeceğim. Bu arada benim yediklerimi merak edenler Instagram'da beni takip edebilirler. Genelde orada bu kilo vermeyle ilgili birçok şeyi orada paylaşıyorum zaten. Oradan takip edebilirsiniz. Derin çok terlemiş. Oo. Ha? Babana yemeğe götürüyor. Hangi yemek? Dünkü yemek. Ça-ça. Bakın Derin ne yapıyormuş. Aferin sana. Bunların hepsini sen mi yaptın? Elleri ne yapmış? Bırak elleri de boyalı olsun değil mi aşkım? Aferin oğluma. Bravo sana. Aferin oğluma. Okey. Kırmızı. Yavaş. Derin heyecan yok. Heyecan yok aşkım. Sen onu yeni öğrendin ha o gülmeyi. Ha? O nasıl bir gülme şekli öyle? Tantiş. Hadi gel kızımı doyurayım. Büyükler için de 85 lira. Ay. Sürekli gelip gidiyor. Arya'nın pasaportunu çıkartacağım. Şimdi biraz önce postaneye uğradım ben. Annemleri bıraktım. Postaneye uğradım. Şey aldım. Formu aldım. Form mu diyorlar? Evrak, şey, kağıt doldurmak için. Aldım. Bizim yetişkinlerin yenileme fiyatı 85 sterlin. Çocukların pasaportunu çıkarmak da 55 sterlin. İkisini doldurup göndermem gerekiyor. Benim eski pasaportum lazım ama. Ona bakarak doldurmam gerekiyor. Bu Arya'nın fotoğrafı. Elif'inle paytan gelememeyi. Yes, you did finger painting. Parmak boyası yaptım diyor. Arya alıyor. Gel Arya'nın yanına gidelim Derin. Böyle. Derinkini bulabilirsem Derinkini göstereceğim. Çok benziyor. Arya şu an üstüme kustu. Bu da benim. Çok sabit durmanız lazım. Pasaport fotoğrafı çektirirken. Benimki şöyle bir şey işte yani tipik ben. Birazcık çıkarttım. Kuzum, tatlı bebeğim. Ya üstünü temizleyelim. Bir fresh olalım. Üstümüzü giyelim. Ondan sonra da aşkımı emzireyim. Şu an inanamayacaksınız. Arya ilk defa parmak emiyor. Ve 4 aydan sonra böyle bir şey görünür mü? Benim bildiğim bebekler doğar doğmaz ya emer ya da emmez. Arya şimdi emiyor. Hadi gel elimizi yıkayalım. Oğlum biraz önce dondurma yedi. Niye çekmiyorum ya? Ben çektiğimi zannediyorum. Çekmiyorum. Aferin oğlum yüzündesin. Derin dondurma yedi. Eline ağzını yıkıyor. Arya kuzuda uykusu var ama dalamıyor. Annem bir tanem, bebişim aşkım, sevgilim balım. Her şeyim bir tanem, canım sevgilim. Ömrüm hayatım, balım tatlım, annesinin aşkı bir tanem. La 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 la. Uyudu, yemekler yenildi. Ben de kendime bir tane bitki çay yapacağım. Her zamankinden Puka Motherhood Baby olan anne sütünü artıran bir çay diye bilinir kendileri. Ben de katkısını, yardımını gördüm yani. Şerhat da geldi, o da bahçede. Henüz yemeğini yemedi. Biz yedik. Kırın doğumlu tabağı. Şu an bahçede keyif yapıyor.
akşam yemeğimiz. Çok çalışan bir surat. Zayıflayan bir surat. Ne? Zayıflayan ve çok çalışan bir surat diyorum canım. Ferhat, yüzü zayıflamış dedim. Teşekkür demeseydin. O da bana dedi ki, yüzüm aslında zayıflamadı, sen fark etmedin. Ben sakalımı tıraş ettim dedi, böyle inceltmiş. Saçı da uzadığı için yüzü ince böyle görünüyor. Tabii benim de yüzümde bir değişiklik var. Soruyoruz şimdi kendisine, kendisi fark etti mi? Yani... Sen o sakalı kesince benim fark etmemem normal canım yani. Çünkü sakal hala olduğu yerde. Ha, sen de kaşlarını alıyorsun. Evet, çünkü başka değişiklik ne olabilir ki yani yüzümde? Tamam da öyle anlatınca sanki hani sen de mi zayıflamışsın yüzünden gibisine. Sanki bir iltifat bekliyordum. Yok. Bana iltifatlar geliyor zaten tatlı. Bana en büyük iltifatı tartı yapıyor zaten. Bana da her gün iltifat geliyor canım. Nereden? Makastan mı? Yok. Tipe bak ya. Bu Raffaello. Bu da Ferrero Rondinua. Yani siyah çikolata. Tabii benim kocam benim yerimi de şu an yiyor. Ben yemediğim için kendisi yiyor. Nasıl tadı? Onu sen sevmezsin. Sen bunu, gerçi bunu da sevmezsin ki, sen normalini seviyorsun. Kokonu seviyorum ben. Bugünlük de bu kadar da, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Bye.